Merhaba, Ama Yurt Dışı Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün Amerika'da üniversite okumayı düşünenler için oldukça önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Early application, yani erken başvurular. Öncelikle Amerika'da üniversite eğitimi almayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken temel bilgilerden ve başvuru süreçlerinden bahsettiğimiz önceki videolarımıza mutlaka göz atın. Ayrıca kanalımıza abone olursanız yurt dışında eğitimle ilgili sizi ilgilendiren yeni videolara da anında ulaşabilirsiniz. Bu videoda Amerikan eğitim sistemi içinde önemli bir yeri olan ama ülkemizde pek de bilinmeyen erken başvuru sistemine detaylı bir şekilde bakacağız. Normal olarak Amerika'da üniversiteye, yani college'a girmek isteyen bir lise öğrencisi son sınıfta SAT ya da ACT sınavını aralıktan önce alır ve Common Application ya da üniversitelerin kendi başvuru sistemleri üzerinde gerekli formlarını doldurmaya başlar. Aralık sonu, Ocak gibi bu başvurular yapılır ve Nisan gibi okul tarafından kabul edilip edilmediğiniz ya da ne oranda bir bursa kabul edildiğiniz açıklanır ve siz de Mayıs ayı gibi depozitonuzu yatırırsınız ve mutlu son. Fakat bir ihtimal daha var. O da Early Application dediğimiz süreç. Early Application süreci komplike bir süreç. Ve çok fazla birbirine karışabilecek terim var. Karşılaşacağımız bu terimlerin Türkçe karşılıklarını vereceğim. Ama bazılarının hoşuna gitmese de videonun devamında bu terimlerin İngilizcelerini kullanacağım. Çünkü tüm başvurularda karşınıza çıkacak tüm kaynaklarda bu terimlerin İngilizcesini göreceksiniz. Ve aralarındaki farkları bilmek hayati önem taşıyor. Peki bu terimler neler? Early decision, erken karar verme ki Türkçe'de pek kullanılan bir terim değil. Early action, erken harekete geçme diyebiliriz. Restrictive early action ya da single choice early action, kısıtlı erken başvuru süreci. Ve early application, erken başvuru dönemi. Early application pool, erken başvuru yaptığınız okulların tamamını ifade ediyor. Early acceptance, erken kabul. Regular application, normal başvuru dönemi ve regular decision pool da normal başvuru yaptığınız okulların listesi. Peki Early Application ne işe yarıyor? Basitçe, eğer ne istediğini bilen bir öğrenciyseniz sizin bir okula girme şansınızı arttırabiliyor. Ve kabul edilme tarihiniz çok daha erken açıklandığı için başka başvuruları yapma stresinden ve maddi yükünden de kurtuluyorsunuz. Temel olarak iki farklı erken başvuru, yani Early Application süreci var. Bunlardan ilki Early Decision, diğeri ise Early Action. Aralarındaki temel fark, Early Decision'da sadece bir okul seçebiliyorsunuz ve okul sizi kabul ederse kayıt yaptırmak zorundasınız. Başvurduğunuz yıl içinde başka bir okula kayıt yaptıramazsınız, yani oldukça bağlayıcı. Early Action ise bağlayıcı değil. Yine de normal başvuru döneminden önce başvuru yapıyorsunuz. Fakat başvurduğunuz okul ya da okullardan biri sizi kabul ederse kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Önce Early Decision'a daha yakından bakalım. Eğer hayalinizdeki okul ve bölüm net olarak belliyse ve bu belirli bölüm için not ortalaması, SAT skoru ve diğer özellikleri tam olarak karşılayabiliyorsanız Early Decision iyi bir tercih. Early Decision'ı kısaca ED olarak da görebilirsiniz ve görürseniz de şaşırmayın. Lise son sınıftayken çok nadiren 15 Ekim ama genellikle 1-15 Kasım arasında başvuru yapıyorsunuz. Ki bu tarih aralığı aslında hem Early Decision hem de Early Action'lar için geçerli. Aralık ortası gibi kabul edip edilmediğiniz açıklanıyor ve ortalama Mayıs başına kadar okula bir depozito ödeyerek kayıt yaptırıyorsunuz. Ve diğer adaylar ta Şubat'a kadar stres içinde lise dersleri, SAT ve başvurular arasında kaybolurken siz çok daha rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Fakat daha önce söylediğim gibi bu başvuruyu yapıp kabul aldığınızda başka bir okula kayıt yaptırma şansınızı kaybediyorsunuz. Bunun tek istisnası okulun sizin beklediğiniz bursu vermemesi ve sizin mali olarak okulun ücretini ödeyecek durumda olmadığınızı kanıtlarıyla ispatlamak. Yani aslında çok da acımasız değiller ama tabii bu yine de bir risk. Eğer Early Decision başvurunuz kabul edilmezse Regular Application yani normal başvuru tarihlerinde de başvuru yapma şansınız devam ediyor. Fakat eğer kabul alacağınıza kesin gözüyle bakıp diğer başvurular için bir hazırlık yapmazsanız biraz stresli bir dönem geçirebilir ve sağlıksız kararlar alabilirsiniz. Bazı okulların ikinci bir Early Decision dönemi de olabiliyor. ED2 olarak da karşınıza çıkabilir. Eğer ilk dönemde bir yere kabul edilmezseniz bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. İkinci Early Decision için Ocak ayında başvurular yapılıyor ve sonuçlar normalden biraz daha erken açıklanıyor. Ve ikinci Early Application seçeneğimiz Early Action. Early Action, Early Decision'a göre biraz daha komplike çünkü birden fazla seçenek var. Fakat temel olarak Early Decision'dan farkı, başvuru yapar ve kabul edilirseniz bu okula kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Fakat evet, yine kısıtlamalar geliyor. Bazı okullar kendilerinden başka Early Action başvurusu yapmanıza izin vermiyor. Buna da Restrictive Early Action yani kısıtlanmış erken harekete geçme, evet Türkçesi biraz tuhaf kaçıyor, ya da Single Choice Early Action diyebiliriz ki bunu Türkçeleştirmeye çalışmayacağım bile. Restrictive ya da Single Choice Early Action kabul yapan bazı özel üniversiteler asla başka bir okula Early Action başvurusu yapmanıza izin vermiyor. Bu okullar genel olarak üst seviye elit okullar, Harvard, Princeton, Yale gibi. Özel okullardan bazıları ise başka bir okulun Early Action
kuralını çiğnemedikten sonra yaptığınız diğer başvurulara izin veriyor. Mesela başka bir public school'a başvuru yapılabiliyor. Yani biraz önceki burnundan kıl aldırmayan okullardan birine başvurmadığınız sürece sorun yok. Bu okullardan bazıları MIT, Caltech, University of Chicago ve daha bir sürü başka özel okul. Devlet okullarında ise herhangi bir sınırlama yok. Fakat devlet okulları özel okullara göre early application'ları daha geç açıklıyor. Evet, her şeyin bir bedeli var. Ve gelelim merak edilen sorumuza. Early application yapmalı mıyım? Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde her okul için early application uygulaması yok. Fakat çoğu için var. Okullar early action ve early decision'dan biri veya her ikisine de kabul ediyor olabilir. Dahası bu okulların early application koşulları farklılık gösteriyor. Mutlaka ama mutlaka okulların early application koşullarını okumak ve kısıtlamalarla ilgili çok net bilgiye sahip olmak gerekiyor. Bir okula early application yaparken hangi okullara başvuru şansını kaçırdığınızı çok iyi bilmek gerekiyor. Yoksa büyük pişmanlıklar yaşanabilir. Evet, sorumu tekrar ediyorum. Peki early application yapmalı mısınız? Bu sorunun cevabı hem size hem de başvurmak istediğiniz okula bağlı. Genel olarak elit okullar için early application'ın kabul şansını arttırdığı söylenebilir. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi Harvard, Princeton, Columbia, Yale gibi okullar için early application'ların regular application'lara göre kabul oranı yaklaşık %10 ile %20 arasında daha fazla. Öte yandan ABD'deki pek çok üniversitenin early application kabul oranı regular application kabul oranlarının gerisinde. Bir diğer önemli nokta ise başlangıçta da söylediğim gibi early application yapacak öğrencilerin kesin olarak hedef okullarını lise son sınıfa gelmeden önce belirlemiş olması ve bu hedef okulların koşullarını karşılıyor olması gerekiyor. Ve aynı zamanda Ekim ayında SAT veya ACT sınavlarını almış olması gerekiyor. Eğer hedefiniz netse ve sağlam bir ortalama ve SAT skorunuz varsa iyi bir erken başvuru yapmanız ciddi bir avantaj sağlayabilir. Fakat unutmamak gerekir ki diğer adaylar da genel olarak bu durumun farkında oldukları için genellikle erken başvuru yapan adayların profili normal dönemde başvuru yapan adaylardan daha yüksek. Amerika'da üniversiteye gitme planınız varsa mutlaka daha önceki videolarımıza göz atın. Early application yani erken başvuruyla ilgili sorularınızı yorumlardan sorabilirsiniz. Yurt dışı eğitimle ilgili süper faydalı bilgilerden haberdar olmak için ABA Yurt Dışı Eğitimi sosyal medyadan takip edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.